Dilan Polat ve Engin Polat yeniden buluşacak mı? Engin Polat cezaevi yönetiminden bakın ne talep etmiş. Dilan Polat dosyasında sıcak gelişmeler. 13 fenomeni ne olacak? Her şey Engin Polat ve Dilan Polat'ın şaşalı paylaşımlarıyla başladı. İkilinin gözaltına alınma süreci çok hızlı gerçekleşti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasıyla gözler diğer fenomenlere çevrildi. Yapma çocuğum. Dört çocuğum, oynaşma çocuğum. Dilan Polat ve Engin Polat aslında Türkiye'de eşi benzerine az rastlanan bir olayın kapısını aralamıştı. Sosyal medya üzerinden kara para aklamak mümkün müydü? Annesin sen bağırma, annesin sen bağırma. Niye? Niye? Yasa dışı suç örgütleri para yoluyla kandırarak sosyal medya fenomenlerini kendi maşaları haline mi getirmişti? Dilan ve Engin'in ardından gözler Şampiyonlar Ligi sofrasına çevrildi. Masada onlarla birlikte olan 13 fenomen de kıskaca alındı. Geçtiğimiz günlerde o fenomenler hakkında bir gelişme daha yaşandı. Başsavcılık MASAK raporunda tespiti yapılan mal varlıkların edinilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ikmalen çok ivedi şekilde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istendi. Bu kapsamda 13 fenomenin ifade vermesi bekleniyor. İfade vermeyen fenomenlerin zorla ifadeye götürüleceği aktarıldı. Dilan Polat ve Engin Polat birbirlerini özledi. Engin Polat pembe oda talebinde bulundu. Engin Polat'ın pembe oda talebi olmuş Dilan Polat'la birlikte olmak için. Bu iddia da sosyal medyada derin bir yankı uyandırdı. Pembe odada uzun süre cezaevinde kalan çiftlerin birkaç ay sonra birbirleriyle 3 saatten 24 saate kadar vakit geçirebildikleri bir oda olduğu öğrenildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın ailesi cezaevinde kalan aile üyeleri için Tanzanya'da kurban kestirdi. Birinci sadaka kurbanını Afrika Tanzanya'da kesip etlerini bu kardeşlerimize paylaşacağız inşallah. İddialara göre Şükran Polat başlarına gelen felaketlerden arınmak için bu yola başvurmuş. Anlaşılan Şükran Polat evlatlarının hala suçlandıkları suçları işlemediklerine emin. Bir şeyler vardı. Çok sinirliyim, bunu söylemek istiyorum. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Dilan ve Engin'in fişini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mı çekti? Dün çıkan haberlere göre Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tuncu, Dilan ve Engin daha dışarıdayken aramış ve Dilan ve Engin Polat çifti neden hala dışarıda sorusunu yöneltmiş. Bu telefon görüşmesinin ardından da süreç epey bir hızlanmış. Şimdi gelelim son gelişmeye. İddialara göre Dilan Polat yılbaşından önce veya hemen sonra serbest kalacak. Bu iddialar sosyal medya üzerinde bazı kişiler tarafından dile getiriliyor. Peki sizce iddianame hazırlanmadan böyle bir şeyin olması mümkün mü? Engin Polat'ın pembe oda talebi olmuş. Şimdi pembe odayı da açıklayalım izleyicilerimiz için. Uzun süre tutuklulukta 3 ila 6 ay geçtikten sonra çiftlerin birbirleriyle vakit geçirdikleri bir alan. Ama cezaevi şartlarına uyum sağladılarsa, herhangi bir olaya karışmadılarsa bir heyet karar veriyormuş bunun olup olamayacağına. Evet. İkisi de suçluysa olabiliyor mu? Benim olabiliyor. Bildiğim hani bir taraf suçlu ve bir taraf ziyarete geldiğinde olabiliyor diye biliyordum. Olabiliyor. İkisi de tutukluysa da oluyor. Nikahlı olmaları şart. Bu uygulama 30 Mart 2013 tarihli hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle uygulanmaya başlandı ve çok da yararlı oldu psikoloji açısından. Tutuklu ödüllendirme mi? Evet evet, tutukluların. Yani Survivor'da pizza gibi. Yani. ve aile odası da denebiliyor buna. İşte bir şey soracağım. Orada hamile kalırsa ne olacak tutukluk hali? Değişen bir şey olur mu? Yok, orada doğurur. Ya hamile kalırsa eğer talep Türkiye ederse oldu. mahkemeye talepte bulunuyor. Yani benim avukat işte müvekkilimin cezasının tahliye edilmesine uygun olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir durumu var diye başvuruda bulunuyor. Eğer hakimlik kabul ederse, mahkeme kabul ederse adli kontrol şartıyla serbest bırakılabiliyormuş. Ve şeyin Dilan Polat'ın, Engin Polat'ın hayranları da şimdi bunun için dua ediyorlarmış. Yani hamile kalsın aslında ve bir böyle şey bir şey mi? Gelişme olsun diye. Böyle cinselliğe mizahi bir bakış açımız olsa da çok acıklı bir durum bu. Bak yani düşündüğün zaman çok acıklı. Düşünsene ya, o bir karı kocanın
ya bırakın işin cinsellik kısmını. Birbirine duyduğu hasret, özlem duygusu, velev ki karısı tutuklu değil, velev ki kocası tutuklu değil. Evet. Böyle bir şey hani sonuçta sistemin uygun gördüğü bir şey ve oradaki o kavuşmadaki o hasretliği düşünebiliyor musunuz? Ay, insan birbirine sarılıp ağlamaktan zaten o haz, o dokunma ve sarılma hazzı bile yeter insana orada bence. Çok ya zor Allah bir durum, empati yaptığında tabii ki. Gerçekten düşürmesin ve Allah tüm özellikle de böyle haksızlığa uğramış mahkum kardeşlerimize Allah kurtarsın bir an önce. Gerçekten çok acıklı bir şey ya. Yani hiç kimsenin o hale gelmesini istemeyiz en nihayetinde. Tabii çok acıklı bir şey. Engin Polat, Dilan Polat taraftarları Engin Polat ve Dilan Polat için sürekli olarak dua ediyorlar. Gruplar kurmuşlar, hatim indiriyorlar. Ve Tanzanya'da, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da kurban kesildi. Şükran Polat'ın bunu organize ettiği söyleniyor. Onlar için, onların üzerindeki sıkıntının bertaraf olması amacıyla bir kurban kesildi. Yani bunu Türkiye'de de kesebilirlerdi. Neden Tanzanya'da? Hadi oradaki tamam yerlilere yardım, Müslüman kardeşlerimize gıda yardımı olsun anlayışı olabilir ama. Türkiye'de de kestirmişler. Türkiye'de de mi kestirmişler? Türkiye'de de kestirmişler. Allah kabul etsin diyelim. Orada biliyorsunuz su ihtiyacı çok, çeşme ihtiyacı çok. Yani o yapılsın ya. Orada çok yapılsın, büyük bir Allah kabul var. Etsin. Bizim burada tabii ki burada da zor şartlarda insanlarımız var ama bizim burada devletimizin çok ciddi bir sahiplenme sistemi var. Ama Tanzanya'da insanlık dramı yaşanıyor yani fakirlik olarak. İyi yapmışlar. Bu çocuğun saçını ne yapmışlar öyle ya o Mila'nın? O nasıl bir saç tıraşıdır öyle? Ya, kadın ya. Şok olmuş zaten görünce, oğlumu apaçeye çevirmişsiniz diye. Burayı kazıtmışlar, bir acayip bir tıraş. Aman şimdi çocuklar böyle değişik değişik saç modelleri istiyorlar. Maskoto benim yeğenim de Amerika'dan bir geldi, gözünün önünde saç. Dedim Kuzey o ne öyle görmüyorsun, ben böyle seviyorum. Böyle yapıyor bir de böyle yapıyor. Dedim Kuzey çok çirkin öyle. Allah'ım neler yapıp kandırdım da düzelttirdim o saçlarını. Şimdiki jenerasyon bir karakter görüyor. Bir de şimdi çizgi film karakterleri ve animasyonlar biliyorsunuz çocuklara böyle daha real empoze ediliyor ya. Evet. Resmen kendilerini onlara benzetmeye çalışıyorlar. Oyun karakteri gibi. Oyun karakteri evet. Gibi oluyor hepsi. Şimdi bu Apache'ye benzetmişsiniz çocuğumu demiş ya Dilan Polat. Evet. 10 dakika yüz yüze görüşmüş şeyden, cep telefonundan. Ve benim merak ettiğim şu. Şimdi bu çocuk annesinin hala böyle bir tutuklu olduğunu, hapiste olduğunu fark etmiyor mudur Milan Efe? Hani demiş ya annem iş gezisine çıktı demişler. Annem baban iş gezisinde ya. Demişler. Ha? Bence biliyordur. Yani 10 dakika süresince çocukla konuşuyor. Karşısında ağlamamak için kendini zor tutuyordur ama mutlaka ağlıyordur Dilan Polat çocuğuyla konuşurken. Telefonda da yani çok şey bir durum değil mi? Ya, büyük kızı tabii ki bilinçli bir yaşta da küçük oğlu onu anlayabilecek, cezaevinin ne olduğunu bilebilecek, idrak edebilecek bir durumda değil. Ona bir seyahatte olduklarını, iş için orada olduklarını falan söylüyorlar çocuğa. Şu anda bilmiyor yani. Niye hep telefonun ucundasın? Ne olduğunu, ailesinin neden orada olduğunu falan bilmiyor. Ya anne neden hep telefonda yüz yüze böyle görüşüyoruz, arada bir telefon var, neden hani filan. Neden yanımda değilsin? Madem beni bu kadar çok özledin, madem ağlıyorsun, düşünmez mi çocuk ya? Bence pedagog eşliğinde bazı açıklamalar çocuklara artık yapılmıştır. Bir de o yaştaki çocuklar evet ilk duydukları zaman bir şok yaşıyorlar olayla ilgili ama ondan sonra ellerinde o kadar çok böyle ilgilerini dağıtacak, konsantrasyon dağıtacak objeler var ki telefonlar, işte bilgisayarlar vesaire biraz beyinleri oyalanabiliyor bu anlamda. Bir de maalesef şimdiki jenerasyon biraz materyalist bir jenerasyon. O yüzden bu kadar çok anne babanın durumuna tabii ki yaş olarak çok şey bir yaş, hassas bir yaş ama biraz konsantrasyonları kolay dağılabiliyor. Epey bir zaman geçti. Biz de haftalardır konuşuyoruz Dilan Polat mevzusunu ki biz gözaltı süreci, tutuklanma sürecinden önce de ilk tabii. Konuşan yayıncılardık. Bodrum'da şimdi denize giriyorlardı Eylül'de, biz konuşmaya tabii. Başladığımızda. Evet. Abi 27 Eylül'de soruşturma başlamış bak Polat çiftine ve diğer şüphelilere. 1 Kasım'da da gözaltına alındılar. İddialara göre İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşüyor ve ardından da yakalama kararı çıkıyor. Hatta hatırlarsınız Yılmaz Tunç 3 Kasım'da açıklama yapmıştı Polat ailesiyle ilgili.
Bu davayla ilgileniyoruz. Şüpheliler tespit edildi. Adli kontroller yapıldı diye açıklama yapmıştı Yılmaz Tunç da. Evet. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya neden gözaltına hala alınmıyorlar diye sormuş biliyorsunuz. Bu soruyu ben de geçenlerde sormuştum ama sesimi kısmıştınız. Yani yargı sistemimiz konuya son derece hakim ve işin üzerindeydi zaten. Hem MASAK hem polis teşkilatı hem savcılar konuyu çok sıkı takip ediyorlardı. Bunu biz de biliyorduk. Çünkü konuyu ilk burada duyuran bir medya programı olarak devletimizin ne yaptığını çok iyi biliyorduk. Sayın bakanlarımız da zaten açıklamalar Ali Yerlikaya'nın yaptığı operasyonlar zaten peş peşe operasyonlar her konuda. Suça dair konularda yaptığı operasyonlar zaten muhteşem. Adalet Bakanı da dediğin gibi açıklama yapmıştı. Bu bir işbirliği çalışmasıdır. Tabii ki yani devlet ve adalet sistemimiz suça göz açtırmamak için gece gündüz bir mücadele halinde. Yani kolay değil ve bu haberler art niyetli değil. Şimdi bazı kötü düşünceli insanlar ve medyanın art niyetli olan tarafı diyor ki işte Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı aramış, altına da yorum yazmış. Haberi yazan da yorum gibi yazmış. Yani aranmasaydı, bakanı aramasaydı sanki bu suç devam edecekmiş gibi, müdahale edilmeyecekmiş gibi. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Görün daha neler olacak. Bekleyin daha neler olacak ya, suçla mücadelede. Bir şeyin, çok pardon, evet. Böldüm, bağlamı kesiyorum. Bazı olayların bir anlama süreci, araştırma süreci olur ya. Evet. Hemen hadi ince, neyse görünene inanıp, hele ki adalet sistemi, size yansıtılan gibi, size anlatılan gibi veya size şikayette bulunulduğu gibi anında o olaya müdahale edemezsiniz. Bunu bir araştırırsınız, emin olursunuz, ondan sonra işlemler başlar. Çünkü bak, size şöyle bir iki saniyelik bir örnek vereceğim, varsa vaktimiz. Şimdi diyelim ki sen benim niyetimi bilmiyorsun, tamam mı? Evet. Ben gittim bir sobaya ya da bir ateşe elimi uzattım. Evet. Böyle elimi tutuyorum. Ne anlarsın? Elimi tutuyorum böyle. Elin yanacak, çek elini. Ama niye tutuyorum? Isınmak için. Sence? Isınmak istediğini düşünüyorum. Şimdi dışarıdan bütün algı bu ne? Kadın elini ısınmak için tutuyor. Evet. Ama bilmiyorlar benim niyetimi. Ben belki orada başka bir niyetteyim. Vücut ısımı yükseltip ateşli gözükeceğim bir yerden, rapor alacağım. Aman be. Anlatabiliyor musun? Biliyor muyum? Çok şaşırtıcı ya. O yüzden gördüğünüze değil, biraz irdelememiz gereken olaylar olduğuna bakın. Şimdi mesela beni ekran karşısında seyreden. Bakın, benim elim nereden nereye gidiyor? Nereden nereye gidiyor? Benim elim bana göre sağdan sola gidiyor. Ama size göre soldan sağa gidiyor. Sihirbazlığa başladı. Bakış açısı. Nereden baktığınla nereden alakalı. Nereden baktığınıza bağlı. Sen de haklısın, ben de haklıyım. Ama önemli çıkaracak olan doğruya bakmayı sağlama. Hadi geçelim. Şu doğruya bakmayı sağlamayı da geçelim. Bir satır çarpı C olduğunu düşündüğüm bir çok cümleyi en sona sakladım. Avukat Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın avukatı. Dilan Polat'ı son ziyaretimde saçları buradan beyazlamaya başlamıştı dedi. Hüseyin Kaya ne para alacak ya? Şu an onun derdinde gibi. Ay, Hüseyin Kaya bu arada biliyorsunuz X'te oda geziyor. Oda ben giriyorum odaya. İşin ucunda büyük para var yani. Büyük davanın kazancı da büyük oluyor. Parayı sordular. Boşuna gezmiyor. Parayı sordular, orada bir kısmını aldık, bir kısmını da alamadık falan gibi böyle bir sistemkar da konuştu. Sıradan bir dava değil tabii ki, kazancı da fazla olacaktır. Bırakabilir bile. Şimdi Hande Yener'in